Sevgili arkadaşlarım, tekrardan merhabalar. Kamu gelirleri bölümünün video çekimlerine devam ediyoruz. Şimdi önemli bir konu üzerinde duracağız. Vergilendirme süreci. Evet. Vergilendirme süreci. Şimdi daha önce vergi doğuran olayı anlatırken vergilendirme sürecinin ne olduğunu söylemiştik. Bu sürecin başlayabilmesini öncelikle verginin doğumu şart demiştik. Vergilendirme süreci dediğimiz aslında verginin 4T'si sevgili arkadaşlar. Yani verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku ve verginin tahsilidir. Şimdi öncelikle bu süreci sırasıyla bilmek zorundasınız. Çünkü tarh edilmeyen bir vergi tebliğ edilemez. Tebliğ edilmeyen bir vergi tahakkuk etmez. Tahakkuk etmeyen bir verginin de tahsili mümkün değildir sevgili arkadaşlarım. O nedenle bunu sırasıyla öğrenmek zorundasınız. Yani ara ara bunu aklınızdan tekrar edin. Yani verginin tarhı ya da şöyle yapın. Tarh deyin, tebliğ deyin, tahakkuk deyin, tahsil deyin. Tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil. Sıralaması böyle. Bu sırayı muhakkak aklınızda tutun. Evet. Şimdi vergilendirme sürecinin bu aşamalarından tarh, tebliğ ve aynı zamanda arkadaşlar tahsil idari bir işlem iken tahakkuk idari bir işlem değildir. Bu bilgi muhakkak aklınızda olsun. Çünkü tahakkuk ilgili konuya gelince anlatacağım. Belli hukuki olayların ortaya çıkmasıyla yani meydana gelmesiyle gerçekleşen bir işlemdir. Bu yönüyle baktığımızda tahakkuk idari bir işlem değil ama bunun dışındakiler arkadaşlar idari işlemdir. Şimdi vergilendirme sürecinin ilk aşaması verginin tarhı. Verginin tarhı. Şimdi öncelikle tarh ne demek? Ya da verginin tarhı ne demek? Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden yani oranlar üzerinden alacaklı vergi dairesi tarafından miktar itibariyle tespit edilmesine yarayan idari işleme biz verginin tarhı diyoruz. Bir daha söylüyorum. Verginin tarhı arkadaşlar, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinde miktar itibariyle hesaplanmasına yarayan idari işlemdir. Dikkat ederseniz daha tanımında vergi tarhının bir idari işlem olduğunu söylüyoruz. Bir verginin tarh edilebilmesi için öncelikle o vergiye ilişkin matrahın ve aynı zamanda arkadaşlar vergi oranlarının olması şarttır. Yani söylemek istediğim şu, aslında verginin tarhı, verginin hesaplanması demektir bir nevi. Evet, şimdi tarhın türleri var. Tarh türleri. Bir daha söylüyorum, bakın miktar itibariyle hesaplanması ve idari işlem olması özelliğini unutmuyorsunuz. Tarh türleri. Tarh türlerinden ilki beyana dayalı tarh. Beyana dayalı tarh. Hatırlarsanız arkadaşlar beyan usulü aynı zamanda bir matrah belirleme usulüydü. Şimdi öncelikle şunu unutmayın. Beyana dayalı tarh genel tarh türüdür. Genel tarh türüdür. Peki burada tarha esas belge nedir? Burada tarha esas belge bizzat mükellefin veya vergi sorumlusunun vermiş olduğu beyannamedir. Tarha esas belge beyannamedir. Yani bizzat mükellefin veya vergi sorumlusunun vermiş olduğu beyannamede belirtilen matrah üzerinden vergi hesaplanır. Bu nedenle arkadaşlar burada tarha esas belge mükelleflerin vermiş olduğu beyannamelerdir. Peki mükellefler veya vergi sorumluları vermiş oldukları bu beyannameye itirazda bulunabilirler mi? Ya da buradaki matrağa itirazda bulunabilirler mi? Kesinlikle hayır. Yani beyannameye itirazda bulunamaz çünkü bizzat kendisi verir. Bunun iki tane istisnası var. İki istisna var. Bunu unutmayın. Bunlardan bir tanesi eğer beyanname itirazı kayıtla verilmişse. Yani
dava açabileceğine dair ya da itiraz edebileceğine dair bir kayıt düşmüşse arkadaşlar, o zaman bu beyannameye itiraz etme şansı var. İkincisi de vergi hatası olması durumunda. Vergi hatası olması durumunda. Buna bir örnek verelim. Şimdi beyannamede matrağın yanı sıra matrağı etkileyen unsurlar da gösterilir. Örneğin mükellefin o matrahtan veya arkadaşlar gelirinde mahsup ettiği giderleri de gösterir. Şimdi ben bir giderimi matrahtan mahsup edebilmek için öncelikle sevgili arkadaşlarım kanunen kabul edilen bir gider olması şarttır. Ve aynı zamanda bu giderin bir belgesinin olması şarttır. Yani vergi kanunlarının öngördüğü belgesi yoksa onu gider olarak yazma şansına sahip değilim. Peki ben bir gideri matrahtan mahsup ettim. Yani indirdim, düştüm. Fakat onun belgesinin olup olmadığı konusunda şüpheye düştüm. Yani belgesi ola da bilir, olmaya da bilir. Dikkat ederseniz burada bir kötü niyet yok. Ve ben şöyle yapıyorum. O indirimi matrahtan düşüyorum. Yani o gideri matrahtan mahsup ediyorum. Ve oraya bir kayıt düşüyorum. Yani bu indirdiğim giderin belgesinin olup olmadığı konusunda şüpheye düştüm. Bu nedenle yarın bir gün bununla ilgili bir problem yaşarsam, yani belgesini ibraz edemezsem, buna itiraz hakkım vardır diye bir kayıt düşüyorum. İşte buna ihtirazı kayıt diyoruz. O zaman mükellefler ihtirazı kayıtla vermiş oldukları beyannamelere, bir de vergi hatası oluşan beyannamelere itiraz etme şansına sahip. O zaman ilk tarh türü beyana dayalı tar. İkinci tar türü götürü. Diğer adıyla kesim usulünde tar. Daha önce matrah belirleme usullerinden birisiydi. Oradan hatırlarsınız. Bir grup mükellef aynı matrah ölçüsüyle vergilendiriliyor idi. Bir daha söyleyelim. Bir grup mükellefin aynı matrah ölçüsüyle vergilendirilmesi. Yani bu bir grup mükellef için matrah aynı kabul ediliyor ve dolayısıyla bu bir grup bir kesim mükellef aynı vergiyi ödüyor. Buna ne diyorduk? Götürü kesim usulü. Şimdi bizim ülkemizde 1999 yılına kadar gelir vergisinde kullanılan bir usulken 99 yılı itibariyle bu usul terk edilmiştir. Bir diğer usul karine belirti usulü. Bu da yine bir matrah belirleme usulüydü. Daha önce bundan da söz etmiştik sevgili arkadaşlarım. Burada da nasıl oluyordu? Şöyle oluyordu. Mükellefin ödeme gücüne karine kabul edilen, ödeme gücüne karine yani belirti kabul edilen unsurlardan hareketle verginin tarh edilmesi. Demiştik ki sık karşılaşılan bir olay değil. Mükellefin gelir, servet, üretim potansiyeli gibi unsurlarından hareketle biz vergiyi tarh ediyoruz. Ve yine o unsurlardan hareketle belirlenmiş olan matrah üzerinden vergi tarh edilir. Dördüncüsü, düzeltme yoluyla tarh. Düzeltme yoluyla tarh. Şimdi vergide düzeltme iki şekilde olur. Ya vergi hatası nedeniyle olur. Ya da sevgili arkadaşlarım yargı kararları yoluyla olur. Yani vergi hatası sonucunda eğer daha önce bir vergi tarh edilmiş ve burada bir vergi hatası oluşmuşsa bu hatanın sonucunda ortaya çıkan arkadaşlar vergi mükellef adına yeniden düzeltilir. Yine yargı kararı mükellefin lehine sonuçlanmışsa ve dolayısıyla veya mükellefin aleyhine sonuçlanmışsa daha önce yapılan işlem düzeltme yoluyla arkadaşlar yeniden tesis edilir. İşte buna biz ne diyoruz? Düzeltme yoluyla tar diyoruz. Evet. Tar türlerinde devam ediyoruz. Beşinci tar türü, onu şöyle yukarıya yazalım. İdarece tar ve takdir türleri. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Üç tane yıldız koyuyorum.
Yani bu tarh türleri arasında sınavda en çok sorulan bölüm burası. Şimdi idarece tarh ve takdir türlerinden ilki ikmalen tarh. İkmalen tarh. İkmal etmek demek, tamamlamak demek, ilave yapmak demek. Böyle bir kelime anlamı var. Şimdi mükellefin defter, kayıt ve belgeleri incelendiğinde veya kanuni ölçülere dayanılarak daha önce tarh edilmiş bir vergiye matrah farkı çıkaran, dikkat, matrah farkı çıkaran ve bu matrah farkı nedeniyle ilave vergi çıkaran tarh işlemine biz ikmalen tarh deriz sevgili arkadaşlarım. Tabii ki kanun koyucu mükellefin defter, kayıt ve belgelerini inceler veya kanun ölçülere dayanarak bu işlemi yapar. Ve dolayısıyla daha önce tarh edilmiş bir vergiye, yani tarh edilmiş ya da tarh işlemi yapılmış bir vergiye matrah farkı çıkaran işlemdir. İlave vergi çıkaran işlemdir. Şimdi buna somut bir örnek verelim. Bunun tipik örneği şudur arkadaşlar. Mükellefin geçmiş beyanlarında matrağı eksik beyan etmiş olmasıdır. Örneğin Murat Hoca 2014 yılına ilişkin gelir vergisi matrağını eksik beyan etmiş. Bunu bilerek yapmış, hatasını her neyse bunun bir önemi şimdilik yok. Eksik matrah beyanı nedeniyle daha sonra yapılan incelemede bu matrağın eksik beyan edildiği tespit edilmiş. Bu nedenle arkadaşlar idare tek taraflı olarak bir matrah farkı çıkarmış. Bu matrah fark üzerinden mükellefe ilave vergi tarh etmiş. Dikkat ederseniz ikmalen tarh idarenin tek taraflı yapmış olduğu bir işlemdir. İkincisi re'sen tarh. Re'sen tarh. Yine mükellefin defter, kayıt ve belgeleri incelendiğinde veya kanuni ölçülere dayanılarak matrahın tespitine imkanı olmayan hallerde, dikkat, matrahın tespitine, matrahın tespitine imkanı olmayan hallerde takdir komisyonları aracılığıyla, takdir komisyonları aracılığıyla yapılan tarh işlemidir. Şimdi ikmalen tarhla re'sen tarh arasındaki fark ne? Bakın ikmalen tarhta bir matrah var ama bu matrah nasıl? Eksik. Yani bilinen bir matrah var fakat bu matrah eksik arkadaşlar. Bu nedenle burada biz matrah farkı çıkarıyoruz. Burada ise ne diyor? Mükellefin diyor defterini, kayıtlarını, belgelerini inceledim. Kanun ölçülere de baktım. Matrağı bir türlü tespit edemedim. Şimdi matrah yoksa arkadaşlar, yani matrah bilinmiyorsa, buradaki hikaye bu. Matrah bilinmiyorsa o zaman biz takdir komisyonları aracılığıyla mükellefe bir matrah takdir ediyoruz. Takdir etmek belirlemek demektir. Bir matrah belirliyoruz. Belirlenen o matrah üzerinden mükellefe vergi tarh ediyoruz. İşte bu tarh işlemine re'sen denir. Peki hangi durumlar re'sen tarhı gerektirir? Bak bir daha söylüyorum. Matrahı burada kesinlikle hiçbir şekilde bilmiyoruz. Matrahı bilmiyorsak biz vergiyi tarh edebilir miyiz? Hayır. Neden? O vergiyi miktar itibariyle hesaplamak için neye ihtiyacımız var? Matrağa ihtiyacımız var. İşte re'sen tarhı gerektiren durumlarda matrah yoktur. Ve o zaman hem bir vergi güvenlik önlemi olarak, yani devletin vergisini güvence altına alabilmesi için burada takdir komisyonları oluşturulur. Oluşturulan bu komisyonlar bir matrah takdir eder. Takdir edilen o matrah üzerinden de mükellefe bir vergi hesaplanır. Peki re'sen tarhı gerektiren durumlar nelerdir? Re'sen tarhı gerektiren durumlar. Tarhı gerektiren durumlar. Birincisi şu. Yani kısa kısa bunlardan bahsedelim. İlgili vergi kanununda bu daha uzun sayılmış. Biz kısa kısa bahsedeceğiz. Öncelikle beyannameleri kanuni süresinde
verilmemesi. Şimdi beyana dayalı vergiler de, beyannameler belli sürelerde verilir. Yani beyanname verilmesi için öngörülmüş olan kanuni süreler vardır. Eğer mükellef beyannamesini bu kanuni süresinde vermemişse o mükellef takdir komisyonuna sevk edilir ve takdir komisyonları aracılığıyla tespit edilen matrah üzerinden mükellefe vergi tarif edilir. 2. Beyannameler veya diğer kanuni belgeler süresinde verilmiş olabilir. Fakat üzerinde matrağa ilişkin bilgiler olmayabilir. O zaman arkadaşlar bunların süresinde verilmiş olması, süresinde verildiği halde öyle diyelim. Verildiği halde matrağa ilişkin bilgilerin olmaması. Matrağa ilişkin bilgilerin olmaması. Örneğin mükellef beyannamesini vermiş süresinde. Fakat arkadaşlar bu beyanname üzerinde matrağa ilişkin bilgiler yok. Yani ne mükellefin gelirlerine ilişkin bilgiler var, ne giderlerine ilişkin bilgiler var. O zaman bu durumda yine biz mükellefi nereye sevk edeceğiz? Takdir komisyonlarına. Bir üçüncü re'sen tahri gerektiren durum. Mesela defterlerin veya vesikaların tasdik ettirilmemiş olması. Defterlerin, vesikaların tasdik ettirilmemiş olması. Şimdi defterler, vesikalar veya belli bazı belgeler tasdike mecbur belgelerdir. Bunlar tasdik ettirilmezse bunlar resmi bir nitelik kazanmaz. Yine aynı şekilde tutulması zorunlu olan defterlerden bir veya birkaçının ibraz edilmemesi. İbraz edilmemesi. Şöyle ki, vergi kanunları defter kayıt ve belgelerin zaman aşımı süresi boyunca saklanmasını öngörür. Yani bunu bir yasal sorumluluk olarak öngörür. Ve mükellefler bu süre içerisinde vergi idaresi bu belgeleri isterse arkadaşlar onlara ibraz etmek zorundadır. İşte bu belgelerden, defterlerden bir veya birkaçının ibraz edilememesi durumunda re'sen tahri işlemi yapılır. Yine bunlarla ilgili bir başka durum. Bu belgeler, defterler, kayıtlar veya vesikalar her neyse arkadaşlar, yani belgeler toplamı öyle söyleyeyim, eksik tutulmuşsa, usulsüz tutulmuşsa veya arkadaşlar karışık tutulmuşsa, eksik derken noksan kastettiğimiz bu. Şöyle ki, örneğin defterler öyle mükelleflerinin canlandığının istediği gibi tutulabilecek resmi belgeler değildir. Vergi kanunları bu defterlerin hangi şekil ve şartlarda tutulacağını öngörür. Mesela yevmiye defteri. Şimdi yevmiye defteri bir kere arkadaşlar sıra numarası olmak zorundadır. Yani her bir yaprakta sıra numarası olmalıdır. Yine aynı şekilde bu yevmiye defterinin noterde tasdiki şarttır. Ve aynı zamanda hepiniz biliyorsunuz yevmiye defteri günlük işlemlerin sırayla tutulduğu defterdir. İşte bu defter noksan tutulmuş ise, usulsüz tutulmuş ise, karışık tutulmuş ise o zaman bu artık resmi vergiye ilişkin bir defter değil, bakkal defteridir. Bu nedenle de arkadaşlar ciddiye alınmaz bu defter, vergi re'sen tahri edilir vesaire vesaire. İşte gördüğünüz üzere daha uzatabiliriz. Yani benim hocam yayıncılığın size hazırladığı yine reklam girdi araya. Ders notlarında daha geniş bilgiyi bulabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Oradan bakmanızı isteyeceğim. Bu ve benzeri durumlar o zaman neyi gerektirir? Re'sen tahri gerektirir. Ve re'sen tahri kimler aracılığıyla yapılır? Takdir komisyonları aracılığıyla yapılır, unutmayın. O zaman sınavda şöyle bir soru geldiğinde ne yapacağız? Aşağıdakilerden hangisi re'sen tahri gerektiren bir durum değildir? Örneğin beyannamelerin kanuni süresinde verilmemiş olması re'sen tahri gerektirir. Beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş olmasına rağmen matrağa ilişkin bilgileri içermiyor olması re'sen tahri gerektirir. Geçmiş beyanların eksik yapılmış olması re'sen tahri değil. Neyi gerektirir? İkmalen tahri gerektirir. Evet. Üçüncü idarece tahri takdir türü İdarece tarh. Şimdi idarece tarh biraz anlaşılması zor tarh türüdür. Tanımı zaten arkadaşlar garip, tuhaf.
şöyle tanımlıyoruz. İkmalen ve re'sen tarhın dışında kalan durumlardır. Allah Allah. Yani idarece tar, ne ikmalen tar, ne de re'sen tar. Bakın şuraya gelelim hemen. Demek ki buradaki problem eksik matrah beyanı nedeniyle oluşmamış. Buradaki problem matrahın bilinmemesi nedeniyle de oluşmamış. O zaman bu ikisi değilse biz buna ne diyoruz? İdarece tar. Eminim şu an ekran başında bizi izleyen ve stüdyoda bulunan arkadaşlarım, hocam bunun bir örneği var mıdır diye merak ediyorlar. Şimdi burada bunun örneğini anlatmam size güç. Ama ilerleyen bir bölümümüzde, yani Türk vergi sisteminde ücretler başlığını ve aynı zamanda arkadaşlar emlak vergisini anlatırken emin olun geriye dönüp bunun örneğini orada size vereceğim. Bunun sözünü şimdiden veriyorum. Zaten stüdyoda bunun denetimini yapan arkadaşlarımız var. Merak etmeyin, ekran başındaki arkadaşlarımız. Onlar kesinlikle beni bu konuda uyaracaktır. Merak etmeyin, ben de unutmam. Evet, o zaman idarece tar şimdilik böyle aklımızda kalsa yeterlidir. İşte bunlar tar türleri ve bu tar türleri üzerinden mükellefe vergi hesabı yapılır sevgili arkadaşlarım. Vergilendirme sürecinin ikinci aşaması. Tebliğ ya da verginin tebliği. Verginin tebliği. Verginin tebliği ne demektir? Vergi ile ilgili hususların ilgililere, yani mükelleflere, vergi sorumlularına veya ceza sorumluluğu olanlara vesaire vesaire yazı ile bildirilmesine biz verginin tebliği deriz. Tabii hüküm ifade eden tüm hususlar mükelleflere yazı ile bildirilmek zorundadır. Peki tebliğler kime yapılır? Tebliğler mükellefe, bunların kanuni temsilcilerine, o zaman bakın mükelleflere yapılır, kanuni temsilcilere yapılır, ceza sorumlularına yapılır. Yani tebliğler bunlara yapılır. Tabii bunun yanı sıra arkadaşlar vergi sorumlusu varsa ona da tebliğ yapılabilir. Peki burada mükellef tüzel kişilikse, yani tüzel kişilikte kime yapılır? Tüzel kişiliklerde varsa bu tüzel kişiliğin başkanına yapılır, müdürüne yapılır veya arkadaşlar yine bunların kanuni temsilcilerine yapılır kimse. Şimdi bazı kurumların tüzel kişiliği olmayabilir. Mesela cemaatler, vakıflar gibi oluşumların tüzel kişiliği yok. O zaman bunları temsil eden kimse veya bunları idare eden kimse, bunlara tebliğler yapılır. Evet, yani tebliğin kime yapılacağı veya arkadaşlar tebliğde ilgili olarak kimlerin muhatap olduğu konusunu aynı zamanda vergi hukukunda bir daha değineceğiz. Şimdilik bu bilgileri bilsek yeterli. Peki tebliğler nasıl yapılır? Yani tebliğ türleri nelerdir? Tebliğ türleri. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım, tebliğler posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla yapılır. Şimdi mükellefin bilinen ikamet adresine tebligatlar posta yoluyla gönderilir. Ama nasıl posta yoluyla? İadeli taahhütlü posta yoluyla. İadeli, deli, taahhütlü posta yoluyla yapılır. Yalnız bu genel kuralın bir istisnası vardır. O da tahakkuk fişi uygulaması. Şimdi bunu somutlaştıralım. Şöyle ki. Şimdi iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ gönderilmesi meselesi arkadaşlar tahakkuk fişi uygulamasında uygulanmaz. Tahakkuk fişi ne zaman düzenlenir? Beyanname verilmesi durumunda. Mesela ben gelir vergisi beyannamesini bizzat kendim veririm. Dolayısıyla bu beyannameyi verdiğim anda verginin hem tarh işlemi yapılır, hem tebliğ işlemi yapılır, hem de vergi tahakkuk eder. Yani beyana dayalı vergilerde bunu unutmayın. Beyana dayalı vergilerde tarh, tebliğ
Tahakkuk aynı anda olur. Peki beyannameyi kim verir? Bizzat zaten mükellefin kendisi verir sevgili arkadaşlarım. Ve dolayısıyla aynı anda gerçekleşiyorsa tebliğe ilişkin bir belge düzenlenir. Bu belgenin adı tahakkuk fişidir. Zaten beyannameyi ben kendim verdim. Tahakkuk fişi de düzenlendi, bana verildi. Fiziki vergi dairesine gittiysem oradaki memur zaten bunu verir. Eğer internet vergi dairesinde yaptıysam beyanname işlemini, ekranda açılır tahakkuk fişi. Ve dolayısıyla arkadaşlar zaten tahakkuk fişi mükellefin kendisine orada verildiği için bir de ayrıca iadeli taahhütlü posta yoluyla tebligat gönderilmez. Umarım burayı anladınız. Demek ki tahakkuk fişi uygulamasında bu genel kurala uymuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu aklınızda olsun. Peki mükellefin bilinen ikamet adresinde mükellefin kendisi yoksa o anda evde, yani o anda ikametgahında mükellef yoksa kime yapılır? Bizzat mükellefin kendisine yapılmak zorunda mıdır? Hayır. O anda evde kim varsa arkadaşlar tebliğ ona yapılır. Sadece şu soru sorulur. Kapı açıldığında memur karşısındakine der ki Ahmet Cengiz burada oturuyor mu? Evet, Ahmet Cengiz burada ikamet ediyor dediği andan itibaren kapıyı açana tebliğ yapar. Ancak kapıyı açan 18 yaşından küçük veya tam ehliyetsiz birisi ise o kişilere yapılan tebliğler geçersizdir. Ama görünüş itibariyle 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetsiz olduğu anlaşılmıyorsa, sınırlı olduğu anlaşılmıyorsa bu kişilere yapılan tebliğler de geçerlidir. Peki mükellef bilinen ikametgah adresinde hiç yok. Yani orada oturmuyor. Gittik bilinen ikametgah adresine, kayıtlı adresine. Kapıyı açtı birisi. Sorduk. Dedi ki Ahmet Cengiz burada mı oturuyor? Dedi ki yok, burada öyle birisi oturmuyor. Burada biz ailecek ikamet ediyoruz. Onunla da bir ilgimiz yok, tanımıyoruz. O zaman bakın bilinen adresinde yok. Adresi de bizde yok, yeni adresi. Dolayısıyla o zaman burada ilan yoluyla tebliğ yapabiliriz. İlan yoluyla tebliğ. Evet, şimdi tebligat kanunu geniş bir kanun sevgili arkadaşlarım. O yüzden bunların çok detaylarına girmiyorum. Üçüncü tebliğ türü. Mesela mükellefle idare herhangi bir vergi konusunda uyuşmazlık yaşadılar ve uzlaşma yoluna gittiler. Yani taraflar kendi aralarında uzlaşma yapabilirler. Tabii ki mükellefle idare burada bir uzlaşma komisyonu üzerinden uzlaşma mekanizmasını işletirler. Bakın dikkat ederseniz burada bir uzlaşma komisyonu kuruluyor. Ve mükellefle komisyon pazarlıklar sonucunda bir vergi miktarı üzerinde anlaşabiliyor, anlaşamayabiliyor. O zaman bu uzlaşma sonucunun komisyonda mükellefe tebliğ edilmesi gerekebilir. O zaman bir diğer tebliğ türü komisyonda ya da dairede tebliğ, komisyonda ya da dairede tebliğ. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar, komisyonda ya da dairede tebliğ yapılabilmesi için mükellefin izni aranır. Eğer mükellef kabul ederse komisyonda ya da dairede tebliğ yapılabilir. Peki tebliğin bir başka yolu var mıdır? Var. Memur eliyle tebliğ. Bizzat vergi memuru eliyle tebligatlar gönderilebilir. Bir başka yolu var mı? Var. Elektronik ortamda tebliğ. Elektronik ortamda tebliğ. Şimdi elektronik ortamda tebliğden kastımız da şu. Günümüz gelişen teknolojisiyle birlikte internet vergi dairesi var. İnternet vergi dairesi elektronik vergi dairesidir ve orada da tebliğler yapılır. Son olarak arkadaşlar, bu da bizim sisteme yeni girmiş bir uygulama. E-posta yoluyla tebliğ. E-posta. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri e-posta, resmi bir e-posta bildirirler. Tebligatlar bu e-postaya gönderilir. Gönderildiği tarihten itibaren 5. günde tebliğ yapılmış sayılır sevgili arkadaşlarım. Evet, o zaman bakın e-posta, elektronik ortam, ikisini birbirle karıştırmıyoruz. E-posta tamamen e-posta aracılığıyla, resmi e-postalar aracılığıyla yapılan bir tebliğ işlemini ifade eder.
Evet sevgili arkadaşlarım, tebliğ konusunu da böyle halletmiş olduk. İsterseniz vergilendirme sürecinin diğer iki aşamasını bir sonraki dersimize bırakalım. Size şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.